Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizle beraber Shadow Fight Shatters'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada kanalımıza yeniyseniz hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşarak da bize destek olabilirsiniz. Bölüm 2, evet bölüm 2'de tam isabette Sensei kurtarıldı ama yine kaçmayı başardı. İğne kesin neler olduğunu biliyor. Bu yüzden gölge onu bulur diyor. Hadi bakalım. Burada ruhumun huzur bulduğunu hissediyorum. Bu deliklerdeki gölge enerjisi kararlı değil. Onun sayesinde hiç hayal etmediğim şeyleri yapabiliyorum. İğneye ulaşmak için de bu güce ihtiyacım var. Ama bu bana ne kadara mal olacak? Bu konuda endişelenmeye vakit yok. Dojomuzun tehdit edilmediğinden emin olmak için bir şeyler yapmalıyım. Sen
Buraya yaşlı adamın peşinden mi atladın? Buraya sensei olmasa da gelirdim. Evimin üzerinde gökyüzünde bulunan delikleri sevmiyorum. Bu da ne? Yeni bir büyü mü? Sana kim öğretti? Ha, yani hiçbir şey bilmiyorsun. Lynx bunu duyduğuna sevinecek. Ayrıca gölgenin artık olmadığını duyduğuna da sevinecek. Ama şu an neler olup bittiğini bana anlat. Biliyorsun ki birlik isterse gökyüzü bile felaketin olur. Teşekkür ederim. Bilmek istediğim tek şey buydu. Elveda. Ne? Sensei haklıydı. Birlik intikam istiyor. Gökyüzündeki delikler bununla doğrudan bağlantılı. Dojo kütüphanesindeki el yazmalarını inceledim ve benzer olaylara dair kayıtlar buldum. Onlara gölge yarıkları deniyor. Yazar onların son derece tehlikeli ve çok kararsız olduğunu söylüyor. Kararlı olsa da olmasa da o yarığa geri dönmek zorundayım. Siz tehlikedesiniz ve birliği bulabilmemin tek yolu bu. Hepimizin kendi yolu var. Kendi bilgimiz. Bazıları akla güvenir. Diğerleri ise güce. Diğerleri hala hileyi ve yalanı seçer. Söylentilere bakılırsa Titan'ı yendikten sonra aynı değilmişsin. Çok kişi seninle mücadele etmek istiyor. Onlardan bazıları zorlu. Bazıları ise başa çıkması çok daha kolay olan kişiler. Ayrıca bu sana ekstra para kazandırabilir. Hadi bu pısırığı yen. Evet, buradaki ödülleri toplayalım. Burada gördüğünüz üzere bazı şeyler kilitli, özellikleriniz yani yetenek ağacı gibi, bunları da açmanız gerekiyor. Tabi hepsini bir anda açamıyorsunuz. Seviye gerekiyor. Hepsini ilerledikçe seviye şeklinde alabiliyorsunuz. Satın, yani burada yükseltme hakkınız kısıtlı. Buradaki düellolarda şöyle bir faydası var. Sizin bazı ekipmanlarınızı yükseltmek için bazı seviye kartları mı diyeyim, o tarzlar gerekiyor. Bu düellolar sayesinde onları sağlayabiliyorsunuz. Demir ocağının mantığını biliyorsunuz zaten. Bazı aynı ekipmanları birleştirebiliyorsunuz. Keşke her ekipmanları birleştirecek, çünkü birçok ekipman boş. Sağ alt köşede görüyorsunuz. Her yükseltmenin bir seviye puanı var. Yani her şeyi bir anda yükseltemiyorsunuz. Videomuzun burada sonuna gelin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.